Şimdi gerçek müşterilerimizi tanımlayalım. New table diyeceğim. Gerçek müşteriler diye bir tablo daha oluşturuyorum. Bakın, eee aslına bakarsanız bu ana tablo, temel tablo veya base tablo ne derseniz. E, gerçek müşteriler ondan inherit edilecek bu müşterilerden. Dolayısıyla bir müşterinin gerçek müşteri bilgisi e, gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bir müşterinin gerçek müşteri bilgisi bir tane olabilir. Bu açıdan birebir ilişki tasarlanacak. Yani burada olan bir data burada maksimum bir kere tekrar ed edilebilir bağlamında. Dolayısıyla birebir ilişkilerde e, ilgili diğer tablonun e, direkt olarak e, şey üzerinden yani ID'si üzerinden gidilebilir. Aslında şu ik ikisinde bulunan data tek bir data olduğu için tek bir tabloya tek bir özür. Kayıda denk geldiği için bu tabloya ayrıca bir ID vermeye gerek yok. Aslında veriyorsunuz. Siz bu tabloya verdiğiniz için ID'yi bu base tabloda ID olduğundan dolayı zaten buna da vermiş oluyorsunuz. Şey gibi düşünün. Kodlama yaparken temel sınıfta koyduğunuzu da yani base sınıfta ID koyduğunuzda onu da onu inherit eden sınıfa gidip ID koymazsınız. Onun gibi. Dolayısıyla kendi ID'sini kullanmak yerine kendine has bir ID kullanmak yerine normal müşterinin ID'sini burada kullanabiliriz. Zaten bu da onun ID'si olacak. Dolayısıyla müşteri ID integer. Müşterinin adı varça. Yani şurada uzunluklarla uğraşmıyorum. şöyle at soyad şeklinde. At soyadı yani ayrı yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ama yine de söylememde fayda var. Bazı ortamlarda ben bunların birleşikte yapıldığını gördüm. ve onun da tahmin edersiniz ki bir sürü zafiyeti beraberinde getirecektir. Müşterinin adı soyadı dedik. Bir de TC kimlik numarası varmış. TC kimlik no. Bakın ben artık burada rahatlıkla e, çar çar e, 11 şeklinde verebilirim. Çünkü burada ben sadece TC kimlik no tutacağım. Burada müşteri ID primary key tabii ki. Şöyle, şöyle, şöyle. Şunların hiçbiri nalabal e, olmayacak. Bakın bunların arasında birebir bir ilişki var. Ben buradaki müşteri ID'ye katiyen auto number veya identity veya sequence vermiyorum tabii ki. Çünkü base tablodan beslenecek. Şuradan şuraya sürükleyip ilişkiyi oluşturuyorum. Evet. Şu an için e, gerçek müşteriler tablosunu oluşturmuş oldum.